ne okuduğunuzdan daha çok hayatı nasıl okuduğunuz önemli. Bu duygularla kitap fuarımızı şehrimize, şehrimizde yaşayan insanlarımıza hayırlı ve uğurlu olması ve faydalı olacağı inanç içerisinde hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın milletvekillerim, sayın vali yardımcım, sayın meclis başkanım, eğitim camianızın saygıdeğer insanı, Bursa'mızın sevgili insanları, hanımefendilere ve beylere, ben de Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lize Bahçede ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Fuarın bereketli olmasını temin ediyorum. Öncelikle 9-17 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan 11. kitap fuarı vesilesiyle şehrimize gelen tüm misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Kitaplar kimine göre gerçek dostlar, kimine göre ruhun ilacı, kimine göre yol aydınlığı, kimilerine göre de hiç olmayacak bitkilerdir, güllerdir. Seneca'ya göre kitapsız yaşam kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır. Voltaire, okuma ruhu yüceltir demiştir. Güneş dünyayı, kitap insanları aydınlatır. Çocukları kitapla beslemeyi unuttukları sonu acıdır. Okuma gaye değil araçtır. Okumanın sonunda insan bilgi edinmeli. Faydalı şeyler öğrenmelidir. Okuduğumuz metin tarih ise günümüze ışık tutmalıdır. Ahlak ise davranışlarımızı düzeltmelidir. Okuduğumuz bilgilerden faydalanmalıyız ve onları hayatta uygulamalıyız. Aksi halde marangozluk kitabı okuyan, hiçbir şey yapamayan ustaya benzeriz. 11 yıl önce tarih ve kültür kenti Bursa temasıyla başlayan kitap baharı serüveni bugün kitap baharı temasıyla çağırıyor bütün kitap severleri. Bugünden itibaren 9 gün boyunca yayın evleri hedef kitleleriyle aracısız buluşmanın heyecanını yaşarken birçok okur imza günleri vesilesiyle yazarlarımızla da tanışacaktır. Sergiler, söyleşiler, dinletiler, okuma etkinlikleriyle süslenen dolu dolu bir kitap fuarını hep birlikte yaşayacağız. Fuarın organizasyonunu yapan başta İlhan kardeşime ve ekibini tebrik ediyorum. Sevgili Haziran, biz babalar ve büyükler yapmadığımız şeyleri çocuklarımızdan istiyoruz. Biz televizyon seyrederken ya da başka bir şeyle uğraşırken ya kitap oku diyoruz. O zaman da sözün etkisi olmuyor. İnşallah söylediklerimizi önce biz, sonra çocuklarımız yapar, kitap okuyan bir topluluk oluruz. Saygılar sunuyorum. Sayın da çok teşekkür ediyoruz ve finalde Bursa Vali Yardımcımız Sayın Eyüp Sabri Kartal'ı davet ediniz efendim. Alkışlarınızla ilgili kursun. Sayın milletvekillerim, sayın bakanım, değerli belediye başkanları, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Burada çok anlamlı bir program için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hiç şüphe yok ki kitap medeniyetin en temel, en esaslı göstergelerinden birisi. Biz millet olarak kitap okumamakla biliniriz ama esasında okuyan çok ciddi kitap okuyoruz. Yazanlar da çok ciddi kitaplar yazıyor. Belki hepimiz bilirsiniz, dünyanın en uzun epik destanını yazan sizin milletinizden mi? Manas destanı dünyanın en uzun epik destanıdır. Hepiniz bilirsiniz ki Yunan klasikleri Batı'ya transfer edilmiştir. Yunanca'dan ilk defa Arapça'ya çevrilmiştir. Bunu çeviren kim olduğunu biliyor musunuz? Bunu çeviren sizin atalarınızdır. Bunu çeviren Farabi'dir. Farabi'den alıp Arapça'dan Endülüs kanalıyla Latin dillerine çevrilmiştir. Eğer sizin atalarınız olmasaydı Aristoteles'i dünyada kimse tanımayacaktı. Sokrates'i kimsecikler bilmeyecekti. Dolayısıyla siz kitaptan çok uzak bir toplum değilsiniz.
esas kitabın göbeğinde dünyaya medeniyeti ve kitabı tanıtan bir milletsiniz. Şu geçici halimize bakmayalım. Demin Sayın Beyefendi çok güzel bir laf söyledi. 10 ile 15 yaş arası korkunç kitap okuyor. Ben bunu kendi çocuklarımdan gözlemliyorum. Yanımda geldi. Bakın şu gözlüklü ufak çocuk bir gecede 750 sayfa kitap okuyor. Gece okudu, gündüzünde söylemiyorum. Hedef baba diyor, 1000 sayfayı devireceğim. Okula giderken kitap okuyor, otobüse binerken kitap okuyor, serviste kitap okuyor, yatarken kitap okuyor, kalkarken kitap okuyor. Akşam gördüğümde kafasını kitabın arasında görüyorum, öyle uyumuş. Evet, gel bakalım Harun, gel şöyle, bak size tanıştırayım bunu. Harun bak elinde kitap daha, görüyorsunuz değil mi? Bu çocuk, inşallah bunlara biz güveniyoruz. Bakın biz geçmiş, şu andaki bizim dinamik gücümüze bakmamız lazım. Bizim geleceğimiz bunlar. Kitap okuyan insanlarla ben de okumaya çalışıyorum. Allah ne verdiyse okumaya çalışıyorum. Ha bu arada internet kitabı da çok önemli bir şey. Oğlum ne şöyle istersen. Bu da böyle. Bak şuraya otur amcanın yanına. Bak şu amcaya seni sevecek biraz orada. Evet. Dolayısıyla biz kitap okuyan bir toplumuz. Biz kitap okuyan bir aileyiz. Demin beyefendiler belirttiler. Bu televizyon seyrediyorsanız kitap okumuyorsunuz. O yüzden ben televizyonu evden kaldırdım. Kitap okuyoruz. Ve çok daha önemli bir şey var. Elektronik kitap dedi Sayın Hızlar. Çok önemli ve çok hızlı gelişiyor. Biz bunun gerisinde kalamayız. Ben huzurlarınızda Toronto Üniversitesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Diyeceksiniz ki Türkiye'de bir üniversite bulamadım mı? Keşke bulabilseydim. Geçen bir şey arıyorum. Cevdet Paşa'nın Tarihi Cevdet'inden bir konu işte bu 12 Mart İstiklal Marşı'nı kabulü biliyorsunuz milli şairimiz. Ya bu Alsancak neydi, Sancak filan neydi? Ya dedi bu Cevdet Paşa'dan bir yerinde okumuştum ama nasıl bulacağım? Bunun orijinal metni bulayım. Hemen iPad'i açtım, iPad'de Toronto Üniversitesi'nde Tarihi Cevdet, orijinal metin. İlgili sayfayı açtım, ah dedim işte bu. Peki ben niye kendi üniversitelerimden ulaşamıyorum? Ben niye kendi kültür kaynaklarımdan, kendi eğitimle ilgili teşkilatlarımdan ulaşamıyorum? Bence işin en can alıcı noktası burası. Dünyada e-kitap dediğiniz şeyin nasıl başladığını biliyor musunuz? Sadece bir heyecanla, sadece çok dikkatli bir nazarla başlıyor. Google'ın sahibi üniversitede master yapmak zorunda. Gidiyor, ya diyor bu kitaplar niye bilgisayarda? Sadece bir hayal. Diyor ki, bu bulunduğum üniversitenin kitaplarını ben dijitalize edeyim, taratayım atayım. İlk Google Books böyle başlıyor. Ondan sonra Google Books başlıyor, bütün Amerikan kütüphanesini e-book yapıp Google Books yapıyor. Ve içerisinde inanamayacağınız Türkçe kaynaklar da var. Cumhuriyet'in ilk devri eserlerini, basılı eserlerini, dergilerini, gazetelerini bulabileceğiniz online tek kaynak Google Books. Bu da enteresan bir şey. Niye bizim yerli kaynaklarımız bunu sunamıyor? Buranın çok tartışılması lazım bence. Ve işin garibi şimdi Google Books Amerikan kütüphanesini bitirdi. İstanbul kütüphanelerine aldı. Nerede biz? Nerede biz? Bu kadar dinamik bir gençlik geliyor. Biz bu gençliğin çok gerisinde kalıyoruz. Ben eğitimden sorumlu bir vali yardımcısıyım. Ve her gittiğim yerde çocukların mutlaka bir kütüphane kültürüne kavuşturulmasını istiyorum. O çocukların mutlaka götürülmesini istiyorum. İşte kitap fuarı. Ben öğretmen olsam şunu tavsiye ediyorum. Çocuklarınızı alın. Böyle gruplar halinde getirin. En büyük ders bu. Hayatı öğreteceksiniz çocuklara. Siz hayatı öğretemiyorsanız çocuklara neyi öğreteceksiniz? Bunun abisi de mesela okuduğunda günde 500 sayfa bir kitabı bitirmeden yemek bile yemiyor. İlla o kitabı bitirecek. Yeni gelen çocuklar çok hızlı geliyor. Fakat biz onlara takozuz desek yeri var yani. Gerçekten okumayan bir nesiliz. Kendi adıma gerçi ben okumaya çalışıyorum ama tabii bunlar bize herhalde bizim çağımıza geldiğinde bizi çok çok sollamış olacak. Geçen gün bir kitap okuyor bu 10 yaşında uşak. Bezirgan kavramını biliyor. Ben bezirgan kavramını 40 yaşında öğrendim. 40 yaşında bezirgen meğer uluslararası ticaret yapan adama bezirgen demiş. Bezirgen başlık yapma işte bizi pazarlama filan anlamında bir kullanım var esasında. Ama çocuk biliyor.
Demek ki bizim kuşak, bizden sonra gelen kuşaklar bizim çok kötüyüz. Dolayısıyla şimdi bu bilgi birikiminin 40 yaşta ne kadar olacağını hesap edemezsiniz. İşte Türkiye o zaman dünyaya hesap edecek. O zaman işte Türkiye dünyaya biz varız diyecek. Ben bu anlamda şunu da bir belirtmek istiyorum. Yayıncılara bir öneri son olarak onu bağlamak istiyorum. Değerli konuklar, şu anda Milli Eğitim Bakanlığımızın, son bakanımızın yaptığı en güzel icraatlardan birisi Dynamic Dil Eğitim Sistemi'nin, Dynamic Education'ı kısaltılmışıdır. Bütün okullarda, liselerde, orta öğretim kurumlarında Sam Poldik tarafından bedava veriyor. Bundan sonraki yayınlarda sizin İngilizce metinlerinizi çok iyi anlayan çocuklar çıkacak. Buna adınız gibi emin olun. Benim yayıncılara tavsiyem lütfen bundan sonra İngilizce, Türkçe mukayeseli yayınlar yapmaların geleceğin yayıncılığı açısından da çok önemli olacağını düşünüyorum. O yüzden bu çok önemli bir proje. Giden Milli Eğitim Bakanımızı çok eleştirdi ama ben doğrusu çok ciddi bir bu anlamda vizyonu olduğunu gördüm. Hatta biz burada Dynamic Eğitim Projesi'ni kendini anlattığımda dedi ki kardeşim olur mu dedi, başka bir projeler de var dedi falan. Dedim Sayın Bakanım çok önemli dedim. Yani bu ilkokulda 4-8 yaş arasında, 8. sınıflar arasında uygulanıyor. Bunu ikiye çekelim. Mümkünse ortaokullara dahil edelim. Efendim dedi şu dil projeleri de var, bu dil projeleri de var. Baktım Sayın Bakanımız çok bilgi sahibi. Efendim dedim bunu Sanko bedava verdi. Pazarlamak isteyen, gelmek isteyen var. Ve Sayın Bakan gerçekten bu konunun üzerine düştü ve araştırdı. Ve son yaptığı Sanko Holding'de bu büyük bir anlaşmadır. Ve ODTÜ Kolejleri $413 vererek bir projeyi alıyor. Bunu çarptığınızda 5 milyon öğrenci, 2,5 milyar dolar demek. Az para değil. Evimizden para vermediğimiz için bu bedava proje geliyor. Göreceksiniz önümüzdeki dönemde Bursa eğitimde, dil eğitiminde birinci sıra yapacak. Buna adınız gibi emin olun. Çok ciddi bir çalışmamız var şube müdürlerimizle beraber Milli Eğitim'de. Ve önümüzdeki dönemde çok ciddi İngilizce yayınlara ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Ben bu düzeyde üst katılımdan dolayı doğrusu ilk defa görüyorum. Bütün katılımcılara huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Halimize bizler de çok teşekkür ediyoruz ve 11. Kitap Fuarı'nın kurdelesini kesmek üzere sizleri sahnenin önüne davet ediyoruz. Yani hemen gözü taktık. Selam'da şunu ortaya geçsin. Kadınlar gününden hemen sonra açıyoruz ya. Bu çocukla yan yana koyalım. Buyurun Selam'da. Sen de kesmek ister misin? Tut istersen beraber keselim. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Var mı? Biliyorsun değil mi? Sen de yaşında ya. Bak, bu da okuyanlardan birisi. Bundan sonra ne işe yarar? Kapını sana versin. Tekrar hayırlı olsun diyoruz ve Bursa'nın Kadın Yüzü adlı sergiye tam da 8 Mart'ın hemen ertesinde gerçekleşen bu açılış töreni sırasında davet ediyoruz sizleri. Sayın Bakan, ya bak yine Nerede? Gel oğlum, gel. Nasıl geçiyoruz? Böyle mi geçiyoruz? Evet. Sonlandılar, bunlar bu sonlandılar ya. Biz bunları yetişemeyeceğiz. Kötüsü bu yani. Biz babalık yapamıyoruz. Evet, yetişmeyelim bu kötü değil ki gidelim. Orada kötü bir şey. Ama ben bu rakamı bilmiyordum doğrusu. İyi bir istatistik yani. Yandırıp. Öyle kolay kesin. İlk defa dedim doğru yani. Gözlemledim. Bakanlığın yaptığı değil. Yani. Ben burada ne gidiyorum? Çok uzun. Ben güzel ama. Ben dönüyorum. Ha? Ben dönüyorum.
şeyin genel konu olarak dosyanın, dosyanın oraya gidiyorum. Dosyanın genel konu var, buradayım. Bir arıyorlar. Kaç çayını yiyorlar? Bari bir çalın. Ayşe Kuzu'yu görelim yani. Aa, çok hoş. Evet, 2'de başlayacak Ayşe'nin imzası. Çok sevgili yazarımız var, Fahsiz Üzünce. Özellikle 18 aylık sanatlama da yürüyecek. Hıvv, Karatezli Rakibi. Bak, Karatezli Rakibi. Kesinlikle ya, bu çocuklar. Bizim Sayın Başkan 100 defa zorluyorlar ya. Oğlum dur, gezelim ondan sonra alalım. Gel bakalım, gel kaymalısın sonra, gel. Okay. Maşallah çok. Hakikaten. Niye çok ilgi gören ben kutsun çizerleri örneğin gençlerin çok ilgisini çekiyor. Ya bir de bak. Onu dinle. Ben de işte.